çarpıtılarak, sözleri troller tarafından cımbızla alınıp servis edilerek hedef haline getirilmiştir. Ardından siyasi talimatla gözaltına alınmıştır. Bu gözaltı süreci hukuki değil, siyasidir. Hukuk dışı süreci takip ediyoruz. Merdan Yanar da yalnız değildir ifadelerini kullanıyor. Şimdi CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Selamlar, sevgiler Diyarbakır'dan. Çok teşekkür ederiz. Şimdi az önce izleyicilerimize Süleyman Bülbül'ün tweetini okudum. Hukuk dışı süreci takip ediyoruz diyor. Çünkü bu gözaltı süreci hukuki değil ifadelerini kullandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda adliyeye sevk edildi Yanardağ ve yaşanan süreci hukuki çerçevede değerlendirmek mümkün müdür? Ya tabii ki değil. Yani dün neden gözaltına alındı? Neden işte geceyi emniyet müdürlüğünde geçirdi? Bunların hiçbir izahı yok. Terörle mücadele yasasının 7. maddesinin 2. fıkrası çok açık. Dün de ifade etmiştim, bir kez daha ifade edeyim. Yani terör bütün propagandasını yapmak ancak şiddet içeren yöntemleri meşru göstermek, bunları övmek veya teşvik etmek. Çünkü şimdi Merdan Yanardağ'ın söylediğinde bunların hangisi var? Yani hukuk fakültesi öğrencisi bile bunun takdirini yapabilecek bilgiye sahiptir. Ama gözaltı talimatını veren savcılar, gözaltı işlemini yapan emniyet müdürlüğü de bunun farkında. Zira 2013 yılında bu parlamento 7. maddenin 2. fıkrasını bu tür gözaltılar olmasın diye değiştirmişti. Evet. Ve çok açık bir biçimde sadece terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ve övecek ve bu yöntemleri kullanmaya teşvik etmeyi suç haline getirmişti. Dolayısıyla bu gözaltı işlemi tamamen hukuka aykırıdır, yasalara aykırıdır ve siyasidir. Ve bir gözdağıdır. Gene bir şahsında her ne kadar Tele1'e yönelik yapılmışsa da, Merdan'a yönelik yapılmışsa da, onun şahsında, Tele1'in kurumsal kimliğinin şahsında bütün muhalefeti yapılmış bir gözdağıdır, bir sindirmedir, bir korkutmadır. Başka hiçbir anlamı yoktur. Merdan Yanardağ fikirleriyle, duruşuyla kendisini açık bir içine ortaya koyan bir yayıncıdır, gazetecidir, bilim insanıdır aynı zamanda. Neyi söylediğini, nasıl söylediğini çok iyi bilir. Onlarca kitap yazmıştır. Akademisyendir aynı zamanda. Dolayısıyla onun yazdıklarından bu sonucu çıkarmak ve gözaltı işlemi yapmak tamamen sindirmedir. Bir kez daha söylüyorum, korkutmadır. İnsanları bir şey söylemeyecek noktaya getirmektir aynı zamanda. Yani hangi yasanın hangi maddesi ihlal edilmiş olabilir diye tabii sorduğumuzda siz bu sürecin hukuki olmadığını ifadelerinde de... Evet, bakın, terörle mücadele yasasının 7. maddesinin 2. fıkrası ile ilgili olarak, yani terör örgütünü övmek, propagandasını yapmaktan dolayı gözaltına alındı. Ben de maddeyi yani bir kez daha ifade ediyorum. 2013 yılında benim de içinde bunun parlamento 7. maddenin 2. fıkrasını değiştirdiği bu tür keyfi gözaltıları önlemek amacıyla, yani fikir beyanını suç olmaktan çıkardı. Bunun olmaz gözaltından önüne geçmek amacıyla. O zaman nasıl yapılıyor diye sormak gerekiyor. İçinde bulunduğumuz konjonktürün de elbette etkisi var. Eğer bir burada suç teşkil edecek, oluşturacak bir unsur yoksa, bu gözaltı keyfi bir biçimde günümüz Türkiye'sinde nasıl yapılabiliyor? Kesinlikle keyfi. Bakın, yani göz göre göre, TRT'de yayın yaparken bir yayın kuruluşu basılarak bu işlem yapılıyor. Şimdi Merdan Yanardağ, hadi böyle diyelim ki bir soruşma başlatıldı. Savcı davetiye gönderse Çağlayan adresine gidecek, beyanda bulunacak, kendisi gidecek. Yani polisin televizyonu basması, orada gözaltına alması ne? Bir yere mi kaçmış? Bir yere mi gitmiş? Bir delili mi karartmış? Neden bu gözaltı işlemi yapılıyor? Davet edersiniz, eğer gerçekten suç olduğu konusunda bir şüpheniz varsa beyanlarını savcılıkta alırsınız. Niçin polisler arasında bir geceyi emniyette geçirsin? Neden? Kaldı daha ki, da önümüzdeki süreçte geçirecek mi, geçirmeyecek mi bilmiyoruz. 2013 sayılı yasanın 7. maddesi terör örgütlerini ve bunun propagandasını suç olarak kabul etmiş. Ama 2013 yılında Nisan ayında
parlamento bu maddeyi yargıçlar, savcılar, emniyet birimleri bu maddeyi keyfi olarak kullandıkları için muhaliflere karşı yeniden değiştirdi. Sınırladı. Suç tanımını daha net hale getirdi. O nedenle Merdan Yanardağ'ın söyledikleri içerisinde bu maddeye temas edecek herhangi bir şey yok. O zaman sözleriyle, hemen derhal serbest bırakılması gerekiyor. Sözleriyle hangi örgütün, bakın hangi örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermiş. Suçlunun veya suçunu övmesi bu gerekiyor değil mi böyle bir noktada? Bu yöntemleri kullanmaya teşvik etmiş. Dolayısıyla tamamen keyfi bir işlemdir, siyasidir, bir gözdağı operasyonu aynı zamanda. Ben sizin şahsınızda bütün televizyon camiasına geçmiş olsun diyorum. Umarım bu yanlışlıktan bugün dönülür ve tekrar kurumunun başına gelir, görüşlerini bizlerle, halkımızla paylaşır. Peki sizce bugünkü süreç nasıl ilerleyecek? Şu anda Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiğini biliyoruz. Yanılmıyorsam adliyenin nezarethanesinde şu anda bekliyor. Savcı tarafından beyanı alınacak. O beyandan sonra savcı tabii ki serbest bırakması lazım kendisini. Ama yapacağı iki işlem var. Onlar da yapılabilir. Aldığı kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimine gönderebilir. Veya tutuklama istemiyle gönderebilir. Ve sulh ceza hakimi de avcının bu taleplerinin birisiyle ilgili bir karar verir. Prosedürü bu şekilde işleyecek ama beklenen şudur. Cumhuriyet Savcısının beyanı aldıktan sonra kendisini serbest bırakmasıdır. Peki, çok teşekkür ediyorum Sezgin Tarık Ulu. Ben teşekkür ederim. Diyarbakır'ın Kulp Küçesi'nden herkese selam ve sevgiler ve iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız, kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Aynı zamanda sürece dair bize aydınlattı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrık Ulu. Şimdi tele1.com.tr'de yer alan habere göre Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Tele1'e yönelik kumpası anlattı.